Samsung'un en gelişmiş akıllı telefonu ve içerisinde yapay zeka bulunduran ilk telefon olma özelliğine sahip Samsung Galaxy S24 Ultra bu videodaki konuğum arkadaşlar. Gerçekten bir şeyleri değiştirebilecek bir akıllı telefon olmuş olabilir elime tuttuğum akıllı telefon. Gelin hep birlikte bakalım bu güçlü ve gerçekten çok güzel de teknik özelliklere sahip olan akıllı telefon bizlere neler sunuyor. Sevgili arkadaşlar, telefonu anlatmaya başlarken hemen sizlerden kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğenip bir de yorum bırakmanızı rica edeyim ki bu videoları daha sıklaştıralım, daha da artıralım diye artık şu kanala en azından ilk etapta 50 bin aboneye geçirmemiz lazım diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlar, gelelim S24 Ultra'ya. S24 Ultra gerçekten çok özel bir akıllı telefon arkadaşlar. Özel olmasının sebepleri var. Bana sorarsanız Samsung ekosistemi içinde oldukça farklı durumlarla bizi karşılayan bir cihaz. Özellikle ekran bölümünde değineceğim bir detay var. Orası çok değerli. Performans anlamında da çok değerli sonuçlar var. Kamera, her şey bu cihazda göründüğünden farklı arkadaşlar. Dışındaki bir görüntü var. Bir de içindeki son durum var. O yüzden sizler bence bir kahve ya da çay alın. Bu telefon hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu videoda sizler için cevaplıyor olacağım. İsterseniz öncelikle tasarımıyla başlayalım. Çünkü cihazın tasarım anlamında S23 Ultra'dan en büyük farkı hatların daha keskin olması. Bu bize daha sıkı bir tutuş sağlıyor arkadaşlar. Yani S23 Ultra'yı kullanmak bu telefona göre bence bir tık daha zor. Elinize daha böyle geniş ve yayvan bir ergonomi sunduğu için S23 Ultra, S24 Ultra'ya göre biraz daha zor bir kullanıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu noktada S24 Ultra kullanışlılık açısından bence daha iyi bir ergonomiye sahip. Bu kesin ve net bir bilgi arkadaşlar. Tabii burada kavisli ekrandan S24 Ultra'da vazgeçilmiş olması da bayağı bir etken diye düşünüyorum. Çünkü Samsung uzun yıllardır Ultra modellerinde, yani Ultra modellerini çıkarmaya başladığından beri hep kavisli bir ekran tercih ediyordu bu akıllı telefonlarda. İlk kez bu modelde kavisli bir ekran kullanılmamış. Şimdi bunun tabii birazcık zevkler ve renkler olacak ama seven kullanıcılar da var, sevmeyen kullanıcılar da var. Ben mesela bu tasarımı seven bir kullanıcıyım. Çünkü benim için kavisli ekran çok da gerekli değil açıkçası. Kavisli olmasa da olur modundayım. Ki bu telefonda kavisli bir ekran olmaması bize yanında bir sürü fayda da sağlıyor. Onları da değiniyor olacağız ama bence şık olmuş yani. Ben beğendim. Tabii sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Sizce kavisli ekrandan vazgeçmesi bu telefonu, Samsung'un yeni telefonunu çirkinleştirmiş mi, güzelleştirmiş mi? Yorumlarınızı da bekliyorum sevgili arkadaşlar. Tabii burada cihazın çerçevesi titanyum bir malzeme. Zaten gördüğünüz gibi rengi de titanyum grisi arkadaşlar. Bu arada Samsung Türkiye'ye de teşekkürler. Bana bu renk cihazı test etmem için göndermişler, sağ olsunlar. Dolayısıyla titanyum gri rengi de bence bayağı bir şık olmuş. Tabii bu arada bunu yapmazsak olmaz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yılla beraber bu titanyum modası hayatımıza sokan telefon iPhone 15 Pro Max'in de titanyum gri rengiyle Galaxy S24 Ultra'nın titanyum gri rengini yan yana koyduğumuzda görüntü nasıl gözüküyor diye sizlere de bir göstermek istedim. Sizlerin yorumlarını bu noktada merak ediyorum. Ben bir yorum yapmak istemiyorum. Bir tık tabii ki ikisinin arasında renk tonu farkı var. Ama hangisi daha şık konusunda sizlerin yorumları benim için oldukça değerli. İnteraktif bir video olsun istiyorum bu video. Gelelim arkadaşlar işin ekran detayı. Çünkü S24 Ultra ekran paneli anlamında Samsung'un gerçekten ben panel üreticisiyim kardeşim ve bunun avantajını kullanacağım dediği bir cihaz olmuş bence. Çünkü benim de şimdiye kadar hiçbir akıllı telefonda görmediğim ya da deneyimlemediğim bir ekran paneli deneyimi bu cihazda sizleri karşılıyor arkadaşlar. Peki bu ne derseniz oraya da ufak ufak değineceğim. Burada ekran panelinin bizlere muazzam olmasını sağlayan bence en önemli detay arkadaşlar, S23 Ultra'daki başarılı ekran detaylarının S24 Ultra'da farklı bir noktaya çekilmesi. Özellikle parlaklık konusunda yapılan
iyileştirmeyle beraber ekran deneyimi çok üst düzey bir görüntü kalitesine kavuşmuş. Sizler elinden geldiğince yan yana iki cihazı da vermeye çalışıyorum ama canlı canlı gördüğünüzde emin olun aradaki farka çok şaşıracaksınız. Bunu net bir şekilde sizlerle paylaşabilirim sevgili arkadaşlar. Bir önceki modele baktığım zaman Adaptive Vision Booster özelliği mevcuttu biliyorsunuz. Bu ekranda da yine güneş altında okunur ve güneş altında anlaşılabilir olması için bu özelliğin yanı sıra parlaklık anlamında arkadaşlar başka bir seviyeye çıkılmış. S23 Ultra'da yer alan ekran nit parlaklığı 1750 nit iken S24 Ultra'da ekran parlaklığı 2600 nite kadar çıkabiliyor. Yani 2600 nit inanılmaz bir rakam. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, ben bu telefonla böyle ortalama ışığı açık bir yerde bile, yani odadayken ekran parlaklığını sonuna kadar açtığımda gözlerim rahatsız oluyor. Tabii bu oda içindeyken geçerli. Güneş altındayken daha çok telefonun ekranını görmeme ihtimaliniz yok. Onu söyleyeyim size. Yani güneşin altına direkt çıkın. Böyle en aydınlık yerde bu telefonu kullanmaya çalışın. Herhangi bir görmeyle alakalı problem yaşama ihtimaliniz bence yok arkadaşlar. Bunu net söyleyeyim. Bence değil, zaten yok yani. Hani test ettim. Böyle bir şey mümkün değil. Dışarıda, içeride, her yerde görüntü parlaklık açısından inanılmaz başarılı ya. İnanılmaz diyorum size, bakın. Altını net çiziyorum. Ben kolay kolay biliyorsunuz bu kadar net konuşmam ama bu ekran için bence konuşmak lazım sevgili arkadaşlar. Ekrana baktığımızda 6.8 inç bir boyuta sahip olduğunu görüyoruz. Dinamik AMOLED 2X ile geliyor. Tabi burada Quad HD çözünürlüğe kadar çıkıyor arkadaşlar çözünürlük. Burada o 1000 nitlik parlaklık artışı da bence iki telefonun ekranını yan yana koyduğunuzda görüntünün netliğini de bir tık etkilemiş. Yani ekran panelleri birebir aynı değil arkadaşlar. S23 Ultra'da bir tık daha soluk bir ekran var. S24 Ultra'da hem daha parlak, hem daha net, hem de daha renklerin canlı olduğunu, en azından benim elimdeki iki cihazı yan yana koyduğumda böyle bir sonuçla karşılaştığımı sizlerle net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Cihazların arasında ekranlarda, ekran panellerinde farklılıklar olabiliyor. Her aynı model olsa bile bu olabiliyor bu arada. Hani benim test ettiğim cihazlardaki kalibrelerden, ekranların kalibrelerinden ya da neden dolayı bilmiyorum ama böyle bir farklılık var. Bu farklılığı göz önüne alırsanız sizler için iyi olur cihazları kontrol ederken. Stereo hoparlör tarafına tabii bakmak lazım. Burada stereo hoparlör yine deneyimi çok pozitif yönde etkiliyor gerçekten. Ben ekranın renklerini S23 Ultra'ya göre daha canlı buldum arkadaşlar. Görüntüler daha keskin, parlaklık kesinlikle çok daha iyi. Dahili olarak gelen bir S Pen biliyorsunuz var tabii ki bu cihazlarda. Artık Note serisinden S serisine alındı bu S Pen'ler. Hani kötü de olmadı bana sorarsanız. Yani Note serisi bir şekilde devam ediyor. Yine kalem seven insanları da karşılıyor Samsung burada. Onları da memnun etmeyi başarıyor diye düşünüyorum. Şimdi bu S Pen'le alakalı şunu söylemek lazım. Deneyim anlamında bir önceki modelle arasında çok ciddi ve büyük farklılık yok arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ekranın koruma camına baktığımızda burada yine bizi farklı bir durum karşılıyor. Normalde Gorilla Glass Victus Plus falan kullanılıyordu bu cihazlarda. Ancak bu cihazda arkadaşlar Gorilla Glass Armor ile korunduğunu görüyoruz. Burada cihazın bu korunmayla gelmesi şimdiye kadar çıkmış en dayanıklı telefonların ekranı için üretilmiş ekran camlarından bir tanesiyle geldiğini de bizlerle buluşturmuş oluyor. HDR10 Plus özelliği var ekranda yine. Burada multimedya ve oyun için bu telefonun ekranın kusursuz olduğunun altını çizerek ekran bölümünü ben kapatmak istiyorum açıkçası. Ekranı biraz övmüş olabilirim. Lütfen altında başka bir şey aramayın. Ekran övülecek bir ekran arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyip sizlerle paylaşmalıyım diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz olmuş gerçekten. Yani geldiğinden beri yanımdan ayırmadım. Öyle söyleyeyim size. Hani ekran deneyimi o kadar iyi gerçekten. Galaxy S24'ün performans tarafına baktığımızda ise arkadaşlar bizleri bu akıllı telefonla Snapdragon'un Qualcomm 8 Gen 3 modeli bir işlemci karşılıyor. 8 Gen 2 ile 8 Gen 3'ün arasında benim tahmin ettiğimden çok daha ciddi bir performans farkı olduğunu sizlerle paylaşmalıyım. Halbuki iki işlemci de 4 nanometrelik bir üretim süreciyle geliyor olsa da 8 Gen 3, 8 Gen 2'ye göre, yani bir önceki nesle göre ki S23 Ultra'da o vardı, çok daha iyi bir performansı bizlerle buluşturabiliyor. Burada güç tüketiminin de daha düşük olduğunu söylemek açıkçası yaptığım testlerden dolayı mümkün. Bunu da söylemem lazım sizlere. Burada bir önceki modele göre baktığımızda zaten Geekbench skorları ortaya koyuyor açıkçası ikisinin arasındaki performans farkını. Bunu sizler de görebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Cihazda burada güzel bir soğutma sistemi ve optimizasyon yapılmış. Oyun testlerinde cihazda önemli bir ısınmayla hiç karşılaşmadım. Yani neredeyse hiçbir ısınma yok arkadaşlar cihazda. Biliyorsunuz ilk titanyuma geçen akıllı telefon modelinde ciddi bir ısınma problemi vesaire olmuştu. Ancak ondan sonrasında güncellemelerle çözülmüştü. Ancak S24 Ultra'da böyle bir ısınma problemi ya da işte ısınma kaynaklı bir sıkıntıyla vesaire kesinlikle karşılaşmadım. 12 GB bir RAM var bana gelen varyasyonda. Onu söyleyeyim sizlere. Ve bu 12 GB'lık RAM'i isterseniz tabii burada RAM Plus'la artırabiliyorsunuz. Sanal RAM'le beraber 8 GB daha RAM ekleyebiliyorsunuz. Totalde 20 GB'lık bir RAM'e ulaşıyor. Benim ilk bilgisayarımda galiba yanlış hatırlamıyorsam 1 GB RAM vardı arkadaşlar. Siz
siz oradan durumu pay biçin. Hatta 1 bile olmayabilir yani. Megabyte RAM olabilir. Tam hatırlamıyorum ama 256 MB ya da 512 MB da olabilir RAM bu arada. Evet öyleydi. Çünkü ilk 1 GB'lık RAM'e geçtiğimizde uçuyor falan diyordum. Şu an telefonda 20 GB sanal RAM'le beraber de olsa bir RAM var arkadaşlar. Nereden nereye? Öyle bir içimden geldi. Söylemek istedim size de. Depolama tarafında bu cihazda 512 GB diye depolama alanı var. Bu da yine gayet yeterli seviyede diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii burada çift sim kart desteğinin de cihazda bulunduğunu sizlere aktarayım. Birçok arkadaşım için bu değerli bir bilgi ve merak ediliyor. O yüzden paylaşmak istedim sizlerle. Performans anlamını toparlamam gerekirse S23 Ultra'ya göre çok daha performanslı bir akıllı telefon ama S23 Ultra ya da S22 Ultra'dan bu cihaza geçmek ne kadar doğru ya da mantıklı konusunu son bölümde isterseniz hep beraber değerlendirelim isterim sevgili arkadaşlar ki burada artık ufaktan kamera bölümüne geçsek iyi olur diye düşünüyorum. Galaxy S24 Ultra'nın arkadaşlar ana kamerasında bizlerle 200 megapiksel f1.7 diyafram aralığına sahip bir kamera karşılıyor bizleri burada görev yapıyor ve bu kamera arkadaşlar OIS destekli bir kamera. Bunu söyleyeyim sizlere. Kamera dizilimi anlamında güçlü bir cihaz gerçekten. Yani burada sonuçlar vesaire anlamında da burada kameranın güçlülüğü tartışılmaz ve gerçekten de çok başarılı sonuçları bizlerle buluşturuyor. 50 megapiksel bir periskop kamera var. Bu periskop kameramız f3.4 diyafram aralığına sahip ve 5x optik zoom'a sahip. Yine OIS destekli bir kamera. 10 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip bir telefoto kameramız daha var. Bu da 3x optik zoom ile geliyor bizlerle buluşuyor ve 12 megapiksellikte bir f2.2 diyafram aralığına sahip 120 derecelik ultra geniş açılı çekimler yapabileceğiniz bir kameramız yer alıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 12 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera bizleri karşılıyor. Ben zaten sizlere kameraların teknik detaylarını verirken S23 Ultra ile S24 Ultra'yı yan yana çektiğim fotoğrafların hepsini sizlere gösterdim arkadaşlar. Siz fotoğrafları karşılaştırıp sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz ama gözle görülür bir iyileştirme, gözle görülür bir fark olduğunu söylemek bence mümkün. Tabii bunlar şu anda inceleme sırasında sizlere söylediğim bilgiler ve çıktıların yorumları arkadaşlar. Benim kendi şahsi yorumlarımı ilerleyen dakikalarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Kameranın genel deneyimine bakacak olursak bence Samsung ekosisteminde benim gördüğüm renkleri daha doğru verebilen cihazlardan bir tanesi olmuş. Normalde Samsung akıllı telefonlar renkleri biraz daha canlı hatta kimi zamanlar patlatabiliyor arkadaşlar. Bu bir gerçek sizlere de birçok videoda söylüyorum. Ancak bu akıllı telefonda renkler biraz daha gerçekçi ve daha doğal gözüküyor diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim düşüncem, benim zevklerim ve renklerim sizlerin durumunda merak ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir problem var mı derseniz S23 Ultra ile 24 arasında burada önemli farklılıklar var. Özellikle stabilizasyon anlamında video tarafında çok daha iyi bir durum var arkadaşlar. Bir de bunun yanında S24 Ultra 120 FPS video çekebiliyor. Bu ne demek diye soranlarınız olabilir. 120 FPS'te çekilmiş videoları çok daha rahat işlerken yavaş çekimlerde kullanabiliyorsunuz. Bu size ne sağlar? Mesela bir içerik üreticisiyseniz sizler çekeceğiniz bir akıllı telefon varsa ya da bir obje varsa bu objenin etrafında 120 FPS yavaşlatılmış bir video çekip kurguda bu videoyu bir tık daha yavaşlatırsanız böyle çok güzel bir görüntüye sahip olabiliyorsunuz. Sanki gimbal'la çekilmiş bir profesyonel makineyle çekilmiş gibi bir görüntü çıktısı elde edebiliyorsunuz. O açıdan S24 Ultra çok daha avantajlı S23 Ultra'ya göre. Tabii bu bir kıstas mı derseniz değil ama yeni ve daha artı bir özellik onu da söyleyeyim sizlere. Gökyüzünde ve düşük ışık performansında iki cihazın arasındaki farkı çok daha net görüyoruz zaten sevgili arkadaşlar. Samsung yeni cihazlarda kamera anlamında iyi işler başarmış ve etkileyici sonuçları da bizlerle buluşturmuş. Gerek ön kameradaki performansı gerek video performansı anlamında S24 Ultra başarılı bir cihaz arkadaşlar. Bu arada video kayıt seçeneklerine baktığımızda da 8K 30 FPS video çekebildiğini, 4K'da da 60 FPS videolar yine kaydedebildiğini görüyoruz. Zaten ben sizlere elimden geldiğince bu bölümde kendimden çok iki cihazın arasındaki performans farklılıklarını net bir şekilde görebilmeniz için cihazları yan yana vermeye çalıştım. Umarım yeterli seviyede sizlere burada bilgiyi ve veriyi aktarabilmişimdir. Dediğim gibi bir ekstra isteğiniz ya da bir beklentiniz vesaireniz olursa yine yorumlarda yazarsınız bana. Ben de sizler için cevaplamaya çalışırım sevgili arkadaşlar. Kamera bölümünü toparlamak istiyorum. Ancak burada yapay zekalı özellik kısmına da bir değinmek lazım. Bence Samsung burada farklı bir bakış açısı, farklı bir dokunuşla telefon camiasını yani akıllı telefon pazarına farklı bir soluk getirdi arkadaşlar. Çünkü akıllı telefon pazarında ciddi bir sıkışma var. Yani bir yenilik anlamında wow işte şu geldi falan insanlar diyemeyebiliyor son dönemde. Bunu kullanıcılarla da sohbet ediyorum. Sizlerle de işte konuştuğumda birçoğunuzdan aynı şeyi duyuyorum. Ya abi eskisinin aynısı zaten. Neyini alayım falan diyor çoğu insan. Ancak S24 Ultra'ya baktığımız zaman burada farklı bir soluk getirdi pazara. Bu ne? Yapay zeka. Hayatımızın her noktasına girmiş olan yapay zeka. Bu akıllı telefon doğrudan yapay
yapay zeka entegreli bir akıllı telefon. Bu bize neler sunuyor derseniz, beni en çok etkileyen özelliklerden bir tanesi, siz farklı bir dille konuşuyor olsanız bile karşı tarafa canlı çeviri yaparak sizin sesinizle karşı tarafa bir çeviri yapabiliyor olması. Bu bence inanılmaz bir özellik arkadaşlar. Gerçek zamanlı bir çeviri yapabiliyor. Ses kaydınızı metne dönüştürebiliyor ve kısaltabiliyor. Fotoğraflarınızı zahmetsizce düzenleyebiliyorsunuz. Doğrudan telefonun kendi içerisinde bunu da yapabiliyorsunuz. Ve beğendiğiniz bir şey var mesela, onun üstünü çizip doğrudan bu telefonun üzerinden, yani herhangi bir ek uygulamaya ihtiyacınız olmadan yapay zeka desteğiyle bu ürünü ya da bu bölümü bulabiliyorsunuz. Gerçekten hayat kolaylaştırıcı özellikleri var yapay zeka ile gelen, ama dediğim gibi beni en çok cezbeden şey canlı çeviri özelliği ve bayağı da iyi çalışıyor gerçekten. Hani Samsung bunu sadece koyup da ya işte böyle bir özellik var dememiş. Çalışır özellikleri bizlerle buluşturmuş. Bu noktada yapay zeka böyle güzel kullanıldığında ben çok mutlu oluyorum. Hayatımızı kolaylaştıran ve keyifli bir detay olmuş diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Gelelim tabii buradan artık inceden pil tarafına. Burada eleştiri yapacağım bir durum var. 5000 mAh bir pille geliyor S24 Ultra, ama artık bence yeter. Neye yeter? 45 wattlık bu şarj desteğine yeter arkadaşlar. Yani Samsung gibi bir vizyoner firma neden hala akıllı telefonlarında, hele ki amiral gemisi modelinde 45 wattlık bir şarj desteği sunuyor, ben anlamıyorum. Yani biraz daha artık bunun hızlanması lazım. Özellikle Android cephesinde çok daha hızlı şarj olan cihazlar var. Orta seviyede 120 wattta şarj olan cihazlar var. Bu noktada Samsung'a net bir eleştirim var. Bence şarj hızı artık hızlanmalı. Yani bu durumun artık çözülmesi lazım ki Samsung zamanında şarj anlamında çok ciddi atılımlar da yapmış bir firma. Yani kablosuz şarjı hayatımıza belki de en çok entegre eden firmalardan bir tanesiydi zamanında. Bu noktada bence çok geri kalınıyor. Yani burada artık bir tık daha vites yükseltmek lazım. Bir 80, 90, 100 wattlara gelinmesi lazım diye düşünüyorum ve bu yapıcı eleştirimi de buradan belirtmek istiyorum. Sizlerin de böyle bir eleştirisi olacağına eminim. 45 wattlık bu hızlı şarjın yanı sıra tabii ki bu adaptör kutudan çıkmıyor, onu söyleyeyim sizlere. Kablosuz olarak da bu cihazda hem kablosuz dışarıya şarj paylaşım var, hem de kablosuz şarj olabildiğini de sizlerle paylaşmam lazım sevgili arkadaşlar. Burada tabii bir tık daha cihazın daha iyi bir pil ömrüyle geldiğinde S23 Ultra'ya göre sizlerle paylaşmalıyım. Ancak az önce bahsettiğim ekran bölümündeki parlaklığı sonuna kadar kullanırsanız böyle bir pil ömrünün de sizlerle buluşamayacağını, pil ömrünüzün olumsuz etkileneceğini, yani güneş altında bu akıllı telefonun parlaklığı sonuna kadar açıkken bir ara şarj yapmanız gerektiğini sizlere hatırlatmak isterim ve gelelim bu cihazın değerlendirme bölümüne. Şöyle telefonu elime alayım. Gerçekten çok şık bir akıllı telefon arkadaşlar. Yani gören herkesin ya da şöyle birazcık test eden herkesin sahip olup kullanmak isteyeceği bir akıllı telefon. Bu konuda ben de sizlerle hemfikirim. Ancak bu akıllı telefonun başlangıç fiyatı 70.000 Türk lirasından başlıyor ve baktığımda böyle en maksimumda neredeyse 100.000 liraya yaklaşan, 80-84.000 liralara yaklaşan bir fiyat etiketine sahip. O aradaki 15.000 lira bazı insanlar için önemli biliyorum. Hatta herkes için önemli. O yüzden tam söylemek istedim fiyatı. 70.000 lira çok ciddi bir rakam. Ancak amiral gemisi modellere baktığımızda zaten rakiplerinde de o civarlara çıktığını görüyoruz fiyatların. Bu noktada eleştirecek bir konu yok. Ancak hali hazırda bir S23 Ultra, S22 Ultra, hatta S21 Ultra kullanıcısıysanız sizler bence bir düşünmelisiniz. Çünkü neden? İki telefon arasında ya da bu saydığım modellerin arasında inanılmaz büyük bir fark yok. Bu fark yoktan kastım şu, yani Samsung bir şey yapmamış değil dediğim şey size. Zaten kullandığınız telefon çok iyi arkadaşlar. Hala çok iyi. Yani bu telefon da çok çok iyi. Ama o kullandığınız cihazlar da çok iyi. Yani o cihazlardan bu cihazlara bir geçiş yaptığınızda anlık olarak çok büyük bir farklılık hissetmeyebilirsiniz. Ekran paneli dışında. Onu söyleyeyim size, çünkü ekran paneli gerçekten çok iyi. Ancak bunun dışında geçmeden önce bir kere düşünmenizde fayda var. Çünkü ödenen paralar az paralar değil az önce söylediğim gibi. Ve burada acaba böyle bir şeye ihtiyacım var mı noktası çok daha değerli diye düşünüyorum. Sıfırdan cihazı alacak biriyseniz, bunu da konuşalım. Sıfırdan cihazı alacaksanız, not almıştım buraya. S23 Ultra'nın fiyatı 47.000 civarında falan geziyor şu anda arkadaşlar. Aradaki fiyat farkı işte yaklaşık 30.000 lira gibi diyelim. 23.000 lira ya da diyelim 23.000 lira yapıyor. Evet. Aradaki bu 23.000 liralık farkı vermeye değer mi başlangıç modelini en azından almak için? Orası da sizin bütçenize kalmış bir şey. Tabii ki herkes en son çıkanını, en güçlüsünü kullanmak ister. Ama yok ya, ben niye 23.000 lira daha vereyim? Ne gerek var dediğinizde de S23 Ultra size üzecek bir akıllı telefon değil. Onu da söylemek lazım. Ve bu cihazda bir diğer takdir ettiğim şey, Samsung'un da uzun zamandır yapmak istediği bir şey bu, biliyorum. Güncelleme desteği arkadaşlar. Kesintisiz neredeyse 5 yıl bir güncelleme desteği olacak bu akıllı telefonun. Bu açıdan da en az 5 yıllık bir yatırım yaptığınızın da altını çizmek lazım diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar S23 Ultra ile alakalı. Tabii ben sizlere elimden geldiğince eksilerini artılarını söylemeye çalıştım bu akıllı telefonun. Dediğim gibi merak edilen birçok şeyi burada sizlere aktarmaya çalıştım. S23 Ultra ile ikisinin arasındaki burada tabii hem performans farkını hem kamera anlamındaki farklılıkları da
da sizlere göstermeye çalıştım. Ekranı da yan yana gösterdik ama ekranı mutlaka mümkünse yan yana görebileceğiniz bir yerde bir test edin. Beni anlayacaksınız diye düşünüyorum. Sizlerin yorumları benim için çok değerli. Benim burada sizlere söylediğim şeylerle alakalı bir eleştiriniz varsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Telefonla alakalı bir düşünceniz, bir sorunuz, bir isteğiniz varsa lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olun. Bay bay.